Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Coğrafya videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen soruyoruz hocamıza neler göreceğiz. Şimdi artık beşeri coğrafya kısmında nüfus özellikleriyle dünya nüfusunun dağılışı ve özellikleri. İlk olarak tabii nüfus demişken, nüfus ne demektir? Kısa bir tanımla başlayalım. Belli bir alan içerisindeki, belli bir zaman diliminde yaşayan insan sayısına nüfus deniyor. Nüfusa ait sosyal ve ekonomik verilerin toplanması, bunlarla ilgili istatistiklerin tutulması, analiz, sentez, değerlendirme vesairelerin hepsini nüfus sayımıyla yapıyoruz. Nüfus sayımları tarihte ilk olarak tabii yöneticilerin çok fazla buna dikkat ettiğini görüyoruz. Çünkü genel yatırım değerlendirmesi, ülkeyle ilgili kararlara verilmesi, nüfusu bilmeleri gerekiyor. İlk nüfus sayımı Çin, Sümer ve Mısır'da yapılmış ama o dönemlerde tabii daha çok güvenlik amaçlı, yani savaşlar çok fazla olduğu için asker sayısını belirlemek ya da devletin gücü vergiden geldiği için vergiyi toplamak adına vergi miktarı ve asker sayısını belirlemek amacıyla yapılıyor. Modern anlama geldiğimizde Avrupa'da modern anlamdaki ilk nüfus sayımları İskandinav ülkeleri tarafından yapılıyor. 18. yüzyılın ortalarında İsveç'te yapılıyor. Bu modern anlamdan kastı da şudur, bütün insanları saymak. Yani daha eşitlikçi, asker ya da vergi değil de. Osmanlı dönemine geldiğimiz zaman Türk tarihinde 2. Mahmut bunu yapmış. Yani eski tahrir defterlerinden de ulaşabiliyoruz ama sayım olarak. Ama yine asıl oradaki mantık da asker sayısını belirlemek amacıyla. Yani çocukları, yaşlıları, kadınları saymayarak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiğimiz zaman artık biz de yine modern anlamdaki ilk resmi nüfus sayımını 1927'de yapılıyor ve günümüzde de bunun eskiden ismi farklıydı ama şimdi TÜİK olan Türkiye İstatistik Kurumu gerçekleştirmektedir. Şimdi bu sayımlarda iki yöntem var. Hala dünya üzerinde uygulanan, bizim de artık değiştirdiğimiz ki bu daha aslında ilkel bir yöntem olan de facto. De facto yönteminde belli bir gün var. Pazar günü mesela bizde de eskiden olurdu. En son 97 yılında yapılan. Sokağa çıkma yasağı var. Giriyor bir tane sayım memuru. Diyor ki herkes yerinde dursun, çıkmasın kimse, ben sayacağım. Tek tek böyle sayıyorduk, koyun sayar gibi. Aslında bu biraz daha ülkenin gelişmişlik düzeyinin düşük olduğunu söylüyor. Bizim zamanımızda olanı diyorsun. Evet, aslında işte son 97 yılında, hatta ben o 97'de görevliydim, ben İstanbul'da öğrenciydim o sırada. Bir de deju. Deju, buradaki şey daha modern artık. İnsanlar hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Zaten doğduğu zaman buna devlet de şöyle bir kolaylık sağlaması açısından diyor ki doğan çocuklara ben belli bir miktar yardım yapıyorum. Gelip doğum belgesini versinler. Ölenlere de yardım yapıyorum ki ölüm belgesini versinler. Bu aracının yoluyla şey yapıyorlar. Sayıyı tutturmaya çalışıyorlar ki ama yine de buna rağmen tam sayı belirleyemeyen ülkeler var. Ama şu anda günümüzde bizdeki otomatik oluyor değil mi? Yani yaklaşık. Kötüldüğüne işlendiği için. Ya mesela çok kırsal bölgelerde, yüksek yerlerde falan biraz geç olabiliyor ama sonuçta daha yakındır en azından. Şimdi bu nüfusla ilgili bazı temel kavramlar var arkadaşlar. Bunlar da cinsiyet yapısı ile ilgili yorumlar göreceğiz grafiklerde vesaire. Bu 2015 almamın nedeni hocam niye daha yakın bir tarih diyor? Çünkü bunlar güncellemeler çok zor yapılıyor. Dünyanın tamamında yapmak da çok zor. Afrika ülkeleri ya da bazı ülkelerde hiç sayım falan da yapılmıyor. Bu anlamda bilinenler içerisinde %50.45'i yani yarıdan biraz fazlası erkek, birazcık azı da kadınlardan oluşuyor. İkinci bir husus, göç konusunda kadın erkek nüfusunda değişiklik oluyor. Mesela buradan buraya göç oldu. Burada giden kişiler daha çok göç yapan kişiler. Erkek olduğu için göç veren yerlerde kadın, göç alan yerlerde de erkek nüfus daha fazla olduğunu görüyoruz. Mesela Doğu Karadeniz'de kadın nüfusun fazla ama Marmara bölgesinde de erkek nüfusun daha fazla olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Yaşam süresi. Yaşam süresi tabii ülkelerin yaşam süresinin uzunluğu gelişmişliği hakkında direkt bir bilgi veriyor. Burada sağlıktaki seviyeleri bu gelişmişlikle nasıl bağlantılı? Örnek Norveç'te ortalama yaşam süresi 83 ama Afrika'da bir ülkede 56 yıl. Neden? Buradaki beslenme şartları, hayat şartları hepsinde etki ediyor. Yaş gruplarına göre dağılımı, yani sorularda yine karşımıza geliyor. Bir grafik verip işte nüfusun yaş gruplarına göre dağılışı bilindiğine göre diyor. Biz burada neyi bilmemiz lazım? Bizim bildiğimizi varsaydıkları şey nedir? 0-14 yaş arasındaki nüfusun çocuk nüfusu olduğunu, 15-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusu olduğunu. Bunu bazı kaynaklarda genç nüfus olarak da alabilir 0-14 yaş. 65 yaş üzeri de yaş gruba giriyor. Bundan sonra
Dünyadaki bu yaş gruplarına göre dağılış tabii normal olarak 15-64 yaş arası daha fazla olacak ama buradaki kriterlendirmeyi yaparken ülke bazını aldığımızda bazı sonuçlar ortaya çıkıyor. Mesela 0-14 yaş arasındaki nüfusa biz bağımlı nüfus, 65'e de bağımlı, üstünde de bağımlı nüfus diyoruz ama bunun şöyle bir karşılaştırması var. Buna genç bağımlı diyoruz. Genç bağımlı, buna yaşlı bağımlı diyoruz. Şimdi bazı kaynaklarda şöyle sorular geliyor. Bir ülkede bağımlı nüfus fazlaysa o ülkenin gelişmişlik düzeyi düşüktür diye. Ama burada tabii bağımlı nüfustan kasları her ne kadar söylemeseler de buna ÖSYM veriyor. Genç bağımlı. Genç bağımlı fazlaysa gelişmişlik düzeyi düşük oluyor. Ama yaşlı bağımlı 65'in üzerindeki insanlar fazlaysa onlar gelişmişliğin göstergesi. O nedenle burada bağımlı aslında böyle ayrı ayrı bilmek gerekiyor. Bağımlı nüfus ekonomik olarak ya da herhangi bir yere bağlı bu anlamda olan nüfustur. 0-14 yaş arası daha ekonomik olarak kendi gücünü sağlamış değil. Okuryazar oranı temel kavramlardan birisi. Yine ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir. Bazı ülkelerde bu %100'e kadar çıkabiliyor. Ama birçok ülkede de %50'nin altına düşüyor. Bazı ülkelerde cinsiyet olarak da farklılık gösterebiliyor. Mesela burada verilen birkaç örnek var. Endonezya, Japonya, Afrika ülkelerinden olan Mali ve Çat'taki okuma yazma oranına bakıyoruz. Dünyadaki şu an okuma yazma oranı 86, Japonya'da %100. Ha burada okuma yazma oranı derken okula gitme anlamında değil. Ülkemizde bile önüne bir kağıt koyulduğu zaman bilgi konu okuyabilen, okula gitmemiş de olabiliyor. Kişiler anlamında kullanılıyor. Doğum ve ölüm oranları. Buradaki yine bir kavramsal farklılıklar var. Dünya genelinde 1 yıl içinde. Burası önemli. Meydana gelen doğum sayısının toplam nüfusa oranına doğum oranı aynı bir yıl içinde meydana gelen toplam nüfusa göre ölüm sayısının oranı burada ölüm oranı deniyor. Bu ikisini karşılaştırırken grafiklerde dikkat etmemiz gereken şeyler var. Nelerdir onlar? Doğum ve ölüm oranları burada yine ülkenin gelişmişlik kriteriyle bağlantılı sonuçlar ortaya çıkartacağız. Gelişmiş ülkelerde doğum oranı düşük olurken geri kalmış ülkelerde yüksek oluyor. Bizde de mesela batı illerimizde doğum oranı daha düşükken doğu illerimizde ya da kırsal bölgede doğum oranı daha yüksek oluyor. 2015 yılı itibariyle dünya ortalamasında doğum oranı %19.6, ölüm oranları ise 7.7. Dolayısıyla bundan fazla olunca dünya nüfusu sürekli artıyor. Şimdi bu nüfus artışı dediğimiz zaman zaten iki yolla nüfus artar. Bunun birisi normal doğumlarla, bir de göçlerle. İşte biz bu doğumlarla olana doğal nüfus artışı göçle birlikte mesela Marmara bölgesinde doğumdan değil daha çok göçle. Ona biz gerçek nüfus artışı diyoruz ikisi birlikte etki ettiği zaman. Peki burada doğum da dahil mi gerçek nüfusa? Birlikte. Kır ve kent nüfusu yine bir gelişmişlik kriterlerinden birisidir kır ve kent nüfusu. Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu şehirlerde yaşarken az gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerde kırsal bölgelerde yaşıyor. Ve bir de ülke içerisinde bu dağılım düzen olmadığı için sürekli göç meydana geliyor. Dünya nüfusunun dünya genelindeki büyük bir bölümü yani yarıdan fazla olan bölümü şehirlerde ama %46 azımsanmayacak bir oran kırsal alanda yaşıyor. Ülkelere örnek verirsek Japonya'da %86'lara ulaşmış ama Somali'de bu şehir nüfusu %23. Yani buradaki ekonomik faaliyet ve şehir ve kır alanında kriter olabiliyor. Aktif. Aktif diğer ismiyle çalışan nüfus ama şuna dikkat edelim. Çalışan nüfus demekle çalışma çağındaki nüfus demek aynı şey değil. Çalışma çağı işte 15-64 arasının çalışma çağı diyebiliyoruz. Ama bunlar içerisinde çalışan ve de işsiz olanlar var. Burada yine nasıl yorumlar yapacağız? Gelişmiş ülkelerde çalışan nüfus daha çok sanayi ve hizmet sektöründe. Gelişmemiş ülkelerde ise mesela Endonezya'da, işte Hindistan'da tarım sektörü çalışanlar daha fazla. Dünya nüfusunun tarihsel gelişimine bir bakalım. Şimdi burada tabii bazı kaynaklarda bu çok daha öncesine de dayanabiliyor ama biz belli bir nüfus miktarına göre bunu aldığımızda M.Ö. 10.000'de dünya nüfusunun 85 milyon olduğu tahmin ediliyor. Tabii bu kesin verilerimiz yok. Milatta artış hızına zaten dikkat edelim. Giderek yükselen bir şey. Ancak her ne kadar bazen sosyal medyada görüyoruz. Eskiden insanlar 200 sene yaşarmış falan diye. 200 senenin bir sıfırını silmek gerekiyor. Ortalama yaşam 20 yılmış. Neden? İnsanlar karınlarını doyuramıyor ki. Ama daha sonra da zaman geçtikçe işte tarımın yerleşik hayata geçilmesi, alet bulunması vesaireyle birlikte şu an dünya ortalaması Türkiye'nin de yaklaşık bu civarda. 2015'i verdik. Resmi rakamlar bunlar ama resmi olmayan rakamlarda 2019'un sonuna kadar dünya nüfusunun şu anda 7.8
milyar yıl olduğu tahmin ediliyor. Bu çünkü dediğimiz gibi tam bir resmi açıklama değil. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz tarihsel değişim nasıldır? Şu alan, yatay olan alan zamanı, dikey olan da miktarı gösteriyor. Tabii günümüzden işte 100 bin yıl önce alet yapımıyla birlikte, alet yapımı dediğimiz ilk o işte obsidiyenden mızraklar ya da işte bıçaklar yapılması sonrasında insanlar avı öğreniyor. Avı yapmaya başlayınca karınları doyuyor. Karınları doyunca uzun yaşıyorlar. Ondan sonraki süreçte artık av dışında tarıma da geçiyorlar. Tarımla birlikte nüfus çok artıyor ama asıl artış 1800 yıllarda başlayan sanayi devrimi. Sanayi devrimi sadece insanın beslenme yoluyla yaşamını uzatmayıp bir de yaşandıktan sonraki sağlık sorunlarını da hallettiği için yaşam süresi uzadığından dolayı nüfusumuz oldukça artıyor. Bu tablo çok önemli. Şimdi kırmızı kalemimizi kullanalım hocam. Bunun üzerine doldurmamız gerekiyor çünkü karşımızda çok gelecek bir harita. Nedir? Dünyada nüfusun yoğun olduğu yerler isimleriyle arkadaşlar hem isimlerini çıkar yani illa harita değil haritadaki yeri de çıkabilir. Şimdi buradaki mor renkte gösterilen yerler en fazla nüfus olan ya da nüfus yoğunluğu en fazla olan yerlerdir. Burası neresi? Burası ABD'nin doğusu diye. Tabii doğusu derken nereler var? New York, Washington gibi şehirler var. Bu bölge niye nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bir yer? Sanayileşme beraberinde göçü getiriyor. Aynı neden hemen onun paralelindeki buraya geliyoruz. Britanya ve Avrupa'nın batısı yani buna Batı Avrupa diyelim arkadaşlar. Batı Avrupa. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler. Geçelim buraya. Burası zaten iki ülkenin nüfusu bile Asya'nın yarısına neredeyse yaklaşıyor. Hindistan. Ve Çin. Burada da Japonya var. Niye ortaları almamışız? Çin buralarda da yok mu? Var da şey olarak nüfus. Ha, yani olarak ülke olarak değil de bu. Nüfusun yoğun olmasıyla ilgili. Bunlar en yoğun olan yerler. Şimdi seyrek olan yerleri de bilmemiz gerekiyor. Onu şunu yazsam. Şimdi seyrek olan yerler, tabii yoğun olan yerlerle ilgili şunu bilelim öncelikle. Bu ikisinde sanayinin gelişmesi göçü getiriyor. Ama Hindistan ve Çin'de bu faktörün dışında doğum oranının fazla olması. Yani burada gerçek nüfus artışı, burada doğumla artış daha fazladır. Onu o şekilde bilmemiz gerekiyor. Sarı olan yerler nerelerdir? Sarı olan yerlerde birkaç neden saymamız lazım. Mesela Amazon havzasında neden nüfus yoğunluğu azdır? Öncelikle burası orman, çok fazla, yağış çok fazla, sıcaklık fazla. Amazon bölgesinde yerleşim az. Burası tabii ki Sahra çölü. Burası da Himalayalar ve onun devamındaki Taklamakan çölleri. Himalaya. Şurası zaten dünyanın en soğuk yerlerinden Sibirya. Burası Kanada'nın kuzeyi. Kanada'nın kuzeyi. Burası da Grönland, yeşil bölge. Ve burada da ne çölü vardı? Victoria çölü. Yani çöl alanları nüfus yoğunluğunun genel dağısı. Ya iklim bundan ya da yer şekilleri etki ediyor. Burada da dünya nüfusu ve ülkelerin sayısı kıtalara göre gösterilmiş. Kuzey Amerika'nın 579 milyon 23 tane ülke. Güney Amerika 420 milyon 12 tane ülke var. Afrika'da 225 milyon 54 tane ülke var. Avrupa'da ülke sayısı 50, 741 milyon civarında nüfus var. Asya'nın 4 milyar, zaten Çin'le Hindistan alıyor. 3 milyar Çin'le Hindistan. Avustralya, tabii yüz ölçüm büyük ama sonradan keşfedilen bir kıta, ülke sayısı 14. Türkiye nüfusunun yarısı kadar kıtanın nüfusu var. Aritmetik nüfus yoğunluğu, yine karşımıza çok getirilen bir tabir. Toplam nüfusun yüz ölçümüne bölümüyle elde ediliyor. Yani bir ülke içerisindeki toplam nüfusu yüz ölçümüne böldüğümüz zaman kilometre kareye düşen insan sayısı ki burada Asya kıtası ne kadar büyük bir kıta olsa da içinde yaşayan insanlar çok fazla olduğu için kilometre kareye düşen insan sayısı da en fazla burada. Tabi bunlar tablodan şöyle bir sonuç da çıkartabiliriz. Buralarda meydana gelen bir doğal afetin de tabi insanlara etkisi nüfus yoğunluğuna göre de paraya olarak artabilir. Ama çok ya 144 kilometre kare başına. Evet. Yani düşünsenize 1 kilometreye 1 kilometre tamam az bir toprak değil ama sonunda 1 kilometrelik mesafede seninle beraber 144 kişi var. 143 kişi var. Garip evet. Gibi. Bir de şu okyanus Avustralya'ya bakın. Evet orası da 5 kişi var. Çok az. Evet. Yüz ölçümler yoğunluk bu şekilde. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar yeni videolar gelecek takipte kalın.